Başarı nedir? Şimdi sizinle bir yolculuğa çıksak. Boğaz'da muhteşem bir yalı. Harika bir avlusu var. İçeride çok lüks arabalar park etmiş. Düşünün ne hayal ederseniz içinde var. Sanki cennetin dünyada küçük bir parçası. Biraz daha ilerliyoruz. Ve ev sahibinin yalıya girdiğini görüyoruz. Ve ben size sorsam, bu adamın başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Büyük ihtimalle hepiniz evet diyeceksiniz. Bu adam başarılı bir. Şu başardıklarına bir baksana. Kaliteli bir üniversiteden mezun olan birinin fotoğrafına baktığımızda rektörler sıkışıyorlar ve diploması veriliyor. Ve ben size sorsam, bu adamın başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Büyük ihtimalle çoğunuz evet. Bizce bu başarılı bir insan. Müslümanların ve gayrimüslimlerin bu soruya verecektir cevap büyük oranda bu olacaktır. Bu başarılı bir insan. Birisi üniversiteden mezun olduğunda bir başarı mıdır? Evet tabii ki de bir başarıdır. Birisi evlendiğinde, işe girdiğinde, araba ev aldığında, kendi işini kurduğunda biz onları genellikle ne yaparız? Tebrik ederiz. Tabii samimiysek ve hasetten çatlamıyorsak. Ya, bu arada samimi olmak ve hasetten çatlamamak da bir başarıdır. Hadi şimdi varoşlara gidelim. Sokakta bir karton üzerinde yaşayan evsiz bir adam görüyoruz. Üzerinde eski kıyafetler var ve muhtemelen kokusundan dolayı da yanına yaklaşmak istemiyorsunuz. Peki ben size sorsam bu adamı başarılı buluyor musunuz? Cevabınız ne olacak? Hayır, o başarılı bir değil. O bir müflis, o bir loser. Şimdi bir düşünün. Bu soruları sizin yerinize kapitalist, ateist ve neoliberalist birileri olsaydı ve onlara sorsaydım cevapları size aynı olur muydu? Muhtemelen olurdu. İşte problem tam olarak da bu. Bizim başarı ve başarısızlığı düşünüş şeklimiz. İnsanların başarı ve başarısızlık hakkındaki çeşitli fikirleri olabilir. Bazı kıstasları var, gayet normal. Ama biz Müslümanlar için bunun farklı olması gerekiyor. Çünkü Allah bize berrak gözlükler vermiş. Bu berrak gözlükleri taktığımızda ve Allah'ın kitabı hakkında düşünmeye başladığımızda işler biraz değişiyor. Şimdi biraz geriye saralım. Firavun'un sarayı dünyada yapılmış en görkemli, muhteşem saraylardan biri. Ve Firavun sarayın önünden geçerken, sarayına girse ve siz onu görseniz. Aynı soruyu tekrar sorsam, bu insanın başarılı biri olduğunu düşünüyor musunuz desem bana ne cevap verirsiniz? Hayır. Firavun dünyanın gördüğü en rezil, en iğrenç, en müflis insanlardan biri. O kesinlikle başarılı birisi değil derdiniz değil mi? Peki, ikinci adama gidelim. Hani şu kartonun üstünde yaşayan birisi vardı ya sokakta yaşayan. Evsiz. O kim biliyor musunuz? Hazreti İbrahim. Evinden gitmesi söylenmişti. Kalacak yeri olmadığı için de sokakta yaşıyordu. Ve size o insanın başarılı biri olup olmadığını sorsam ne cevap verirsiniz? Elbette Hazreti İbrahim dünyadaki en başarılı insanlardan birisi. Halilullah derdiniz değil mi? Bakın Kur'an-ı Kerim şimdi bize ne öğretiyor biliyor musunuz? muhteşem sarayları olan çok zengin bir insanın nasıl başarısız biri olduğunu ve evsiz bir insanın nasıl başarılı biri olduğunu öğretiyor. İşte Allah'ın bize verdiği berrak gözlüklerle ve Allah'ın kitabıyla bakmaya başladığımızda başarı ve başarısızlık kıstaslarımız bir anda değişmeye başladı. Başarı çok para, makam, güç demek değildir. Çünkü Allah bize ne kadar paramız olduğunu, ne kadar gücümüz olduğunu, makamımızın ne olduğunu sormayacak. Allah bize o parayı nereden ve nasıl kazandığımızı, o makamla neler yaptığımızı, o güçle neler yaptığımızı soracak. O lokmayı helal yoldan mı kazandık? İşe girebilmek için rüşvet mi verdik, torpil mi yaptırdık? Elimizde bulunan güçle altımızdakileri ezmeye mi çalıştık? İşte Allah bize bunları soracak. Bir iş için elimizden geleni yaptıktan sonra Ya Rabbi ben çalıştım didindim netice sana aittir deyip tevekkül edebildik mi? Peki onun neticesi olumsuz gelse bile bir süre sonra oradaki olumsuzlukları görüp Ya Rabbi vermediğin için şükürler olsun diyebildik mi? Hiç düşünüyor muyuz? O mal, mülk, güç, makam bugüne kadar kimlerin kimlerin eline geçti de elinde tutmaya çalışırken kaybedip gitti. Hepsi birer emanetçiydi. Vakti gelince elini aldı sonra da elinden kaçıp gitti. Elinde ne mi kaldı? Tabii ki de vereceği hesap. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Bir düşünün, çevremizdeki insanlara davranışlarımız, değer yargılarımız neye göre şekilleniyor? Mesela trafikte sol şeritte giden eski bir araç olduğunda arkasına yaklaşır, selektör yapar, kornaya basar, onu sıkıştırırız. Ama lüks bir araba olduğunda uslu uslu bekleriz değil mi? Güzel ve çekici birisi kötü bir espri yaptığında bile güleriz. Ama güzel ve çekici olmayan birisi iyi bir espri yaptığında bile bazen gülmeyiz. Makamı olan birisini ziyarete gittiğimizde saatlerce onun kapısında bekleyebiliriz. Ama garip birisi geldiğinde ona bir dakika ayırmaktan imtina ederiz. Neden insanları sahip olduğunu zannettiğimiz geçici şeyler üzerinden değerlendiriyor ve değer veriyoruz? Neden muhataplarımızı hayata karşılaştıkları olaylar karşısında yaptıkları iyi tercihlere göre, kendilerini iyi bir insan olarak yetiştirmeye çalışmaları, yanlışa tevessül etmemeleri, kendine ve topluma faydalı bir insan olmaları yönünde değerlendiremiyoruz? Neden değer yargılarımız bu kadar değişti? Şimdi size tekrar soruyorum. Allah'a ve elçisine faizle savaş açarak alınan bir ev mi daha başarılıdır? Yoksa sadece Allah'tan isteyerek, sabrederek helal yollarla alınan bir ev mi? Hatta harama bulaşmamak için kiracı olarak kalmayı göze almak mı? Durun durun korkmayın. Eğer Allah size bir ev nasip edecekse dağdan taştan yuvarlanıp gelecek. Eğer nasip etmeyecekse ne yapsanız o ev size emanet edilmeyecek. O yüzden biz sorumluluğumuz olan helal yoldan kazanmaya gayret edelim. Helal yoldan kazanmak varken haram niye? Şimdi size tekrar soruyorum. Başarı nedir?